Sevgili lezzet dostları, Hakan Aga mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Bugün sizinle çok güzel bir tarif daha paylaşacağım. Artık tariflerimdeki güzellikleri biliyorsunuz, deneyenler zaten çok memnunlar. Bundan mahrum kalmayın. O yüzden kanalıma abone olun, tariflerimi beğenin ama mutlaka ve mutlaka deneyin ve paylaşın, tavsiye edin. Bugün sizinle çok güzel bir erişte tarifi paylaşacağım. Yalnız bu erişte tarifi normallerin dışında değişik, çok lezzetli ve harika lezzetler içeren bir tarif. Ceviz erişte yapacağım ama bunun içerisine işte şöyle kurumuş domates ve birkaç eklentim daha var. Harika bir tarif olacak. Hemen başlayalım. Şunu söyleyeyim size. Şu anda suyum kaynamak üzere. Önce erişteleri haşlayacağız. Ondan sonra ek malzemelerimizi gireceğiz. Ama küçük bir hazırlık yapalım. Hemen başlayalım. Şimdi malzemelerimizi hazırlamaya girelim. Öyle çok fazla bir malzeme hazırlığımız yok. Domateslerimizi şöyle sotelemek üzere ince ince doğruyoruz. Böyle çok da ince doğramayın. Şöyle güzel dişe gelsin, renk versin. Domateslerimiz hazır. Şöyle cevizlerimizi de alıyoruz. Şöyle yaklaşık 1-1,5 avuç kadar, 1-1,5 avuç kadar ceviz olacak. Olsa yeter. Bunları da şöyle dişe gelecek şekilde doğruyoruz. Erişteleri olmak üzere erişteleri kaynar suyuna biraz yağ atarsanız erişteleri birbirine yapışmasını engellersiniz. Şöyle güzel bir de tüyo geçelim size. Şimdi cevizlerimizi doğrayalım. Evet güzel arkadaşlar. Cevizlerimiz de hazır. Malzememiz hazır. Şimdi erişteğimizin haşlanmasını bekliyoruz. Sonraki işimiz tavada bitecek. Hemen bakalım. Şimdi eriştemizi cevizlerle ve domateslerle buluşturacağız. Şöyle biraz yağ alıyorum. Bu yağla beraber tereyağımı da atıyorum. Bekliyorum. Şöyle güzel bir tereyağım erisin. Tereyağım eridi. Cevizlerimi atıyorum. Cevizlerim tereyağında sotelendi. Şöyle domateslerimi de atıyorum. Bunları da bir güzel çevirelim. Güzel bir tatları, kokuları çıksın. Ekşilikleri çıksın şöyle. Oh! Harika bir koku oldu. Harika. Şöyle biraz daha yağ eklentisi yapalım buna. Birazcık daha. Evet sevgili dostlar, bunun içerisine istediğiniz kadar erişteyi ekleme vakti gelmiştir. Şöyle haşladığımız erişteleri içine ekliyoruz. Şöyle altını kısalım ve erişteleri de güzel bir çevirelim şöyle. Altını kapatıyorum. Küçük biraz daha yağ ekliyorum. Çok az daha. Şöyle hafif bir sıcağına atmasını bekliyorum. Çok hafif. Sevgili lezzet dostları, şimdi eriştemizi tabağımıza alalım şöyle. Evet.
tabağımızı aldıktan sonra şöyle güzel bir köy peynirim var. Bu köy peynirinden keçi peyniri olursa çok daha iyi olur. Evet, köy peynirinden şöyle küp küp kesiyorum. Ve bu güzelliğin üzerine şöyle serpiştiriyorum. Evet. Bunu da şöyle bir içine yedirdikten sonra şöyle bunun üzerine inceden bir dereotu. Fazla değil. Çok hafif. Çok hafif bir dereotu. Evet. Bu kadar yeter. Evet, şöyle bir tadımını yapalım. İzninizle. Bismillah. Eriştenin bu halini daha önce yediğinizi hiç zannetmiyorum. Gerçekten hiç zannetmiyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Domatesin ekşiliği, peynir, arkadan kıtır ceviz, üst taraftaki dereotunun böyle hafif mayoşlu, müthiş bir lezzet olmuş. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir lezzetten daha veda ediyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Lezzetle kalın. Hoşça kalın.